Albert Akarunov, Azerbaycan'ın milli kahramanı. Karabağ Savaşı'nda canı pahasına Azerbaycan için savaşmış bir asker ve bir milli kahraman. Üstelik hem de bir Yahudi. Peki nasıl oluyor da bir Yahudi Azerbaycan'ın milli kahramanı oluyor? Azerbaycan neden İsrail'i destekliyor videomuzu oldukça ilgi gösterdiniz. Öncelikle gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Azerbaycan'ı haksız gören olduğu kadar haklı gören pek çok yorumda var. Haklı görenlerden bazıları Albert Akarunov ismini dinlendirmiş. Bu ismin Azerbaycan için büyük bir önemi var. Öncelikle şunu söyleyelim ki Albert Akarunov'un İsrail ile bir bağlantısı yok. Kendisi Azerbaycan'da doğmuş, Azerbaycan'da büyümüş, Azerbaycan'da asker olmuş, Azerbaycan için savaşmıştır ve hatta Azerbaycan için canını vermiştir. Albert Akarunovich Akarunov 25 Nisan 1969'da Bakü'de dünyaya gelmiştir. 10 erkek ve 2 kız çocuğundan oluşan ailenin en küçüğüdür. Akronovların soyu yol yavudilerine dayanmaktadır. Babası uzun yıllar petrol sahalarında çalışmış, annesini ise Sovyet makamları tarafından çok çocuklu kadınlara verilen kahraman anne ünvanı verilmiştir. Albert çocuk yaşlarda müziğe merak duymuştu. Bu yüzden bir müzik okulunun trompet sınıfından mezun oldu. 18 yaşında 1987'de Sovyet ordusunda askere alındı ve Gürcistan'da görev yaptı. Burada başarıları sayesinde terfi ettirildi. Çavuş ve tank komutanı oldu. 1989'da askerlik görevini bitirince Saruhan'ın makine fabrikasında çalışmaya başladı. 1990'larda Azerbaycan'da yoğun bir Yahudi nüfusu vardı. Karabağ'da çatışmalar başlayınca Azerbaycan'ın Yahudi kökenli bazı vatandaşları hem şiddetten hem de orduda ismet etmekten kaçmak için Avrupa'ya, Amerika'ya ve özellikle de İsrail'e göç etmeye başlamışlardı. Akorunov'un yakınlarının da çoğu gitmişti. Ancak Albert Akarunov Azerbaycan'da kalmayı tercih etti. Ayrıca sadece kalmakla da yetinmedi. 1991'de orduya gönüllü asker olarak başvurdu. Kısa sürede pek çok yerde çatışmalara girdi. Arkadaşları onun iyi bir keskin nişancı ve tankçı olduğunu söylüyorlardı. Ordunun eğitmenleri olmadığı için Akarunov diğer askerlere T-72 tankını nasıl çalıştıracaklarını öğretiyordu. Kısa süre sonra Elçin Membetov komutanlığı altındaki 777. Özel Askeri Birim'de tank komutanı olarak Şuşa'ya gönderildi. Burada Ermeni kuvvetleriyle çatışmalara girmiştir. Azerbaycan kaynaklarına göre Agarunov Aralık 1991'de çok sayıda Ermeni tankını ve zırhlı aracını etkisiz hale getirmiştir. Hatta iddiaya göre iki Ermeni tankı birbirine yaklaştığında Agorunov ikisini de tek atışta imha etmiştir. Bu taktik askerler arasında Yahudi sandviçi olarak adlandırılmıştır. Savaştaki kahramanlıkları yüzünden düşmanın dikkatini çekmiş ve kafası için Ermeniler 5 milyon ruble ödül koymuşlardır. 1992 yılına geldiğimizde Şuşa, Azerbaycan askeri direnişinin yegane önemli merkezi haline gelmişti. Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridoruna giden yol üzerinde bulunuyordu ve bölgede Azerbaycan kontrolündeki en büyük yerleşim yeriydi. Bu yüzden Ermeni kuvvetleri savaşın merkez üssü olarak Şuşa'yı seçmişti. Mayıs ayında Azerbaycan kuvvetlerinin çoğu Şuşa'yı terk etmişti. Ermenilerin yoğun saldırıları sürerken Agarinov Şuşa'da kalan son Azerbaycan askerlerinden biriydi. Savaş tüm şiddetiyle sürerken Ermeni tank komutanı Gagik Avşaryan T-72 tankını Şuşa'nın kuzey girişine sürer ve Agarinov'un tankı ile karşılaşır her iki tank 350 metre mesafeden birbirlerine atış etmeye başlar. Avşarya'nın tankı 3 isabetli atıştan sonra alev alır. Avşarya'nın tank kapağını açıp dışarı atlar fakat tankın şoförü ve nişancısı ölür. Bu çatışmada ağır yaralanan Avşaryan, Akorunov için mükemmel bir nişancıydı der. Akorunov, 8 Mayıs 1992 tarihinde Şuşa-Laçin yoluna ilerler. Burada tanklar yolu geçerken Azerbaycanlı sivil ve askerlerin cesetlerin üzerinden geçmemesi için tanktan atlar ve şoföre eşlik eder. İşte bu esnada Ermeni bir keskin nişancı tarafından fark edilir ve vurulur. Ölmüştür. Cenazesi hastaneye götürülür. Buradan helikopterle Bakü'ye gönderilir. 11 Mayıs 1993'te Bakü'de hem Molla hem de Haam tarafından cenaze işlemleri gerçekleştirilir. Agarunov ölümüne kadar savaşmış ve Ermeni kuvvetlerinin ilerleyişini yavaşlatmıştı. Bu sayede Azerbaycan kuvvetleri şehirden ayrılacak vakti bulabilmişti. Albert Agarunov'a 7 Haziran 1992 tarihli 833 sayılı Cumhurbaşkanı fermanı ile Azerbaycan'ın milli kahramanı ünvanı verilmişti. O, bu ünvanı alan ilk askerlerden biri olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.